Bismillah. Bu oğullar Sümeyye Can analardan doğdular. Rabbi yesir dileklerle beşiklere bismillah. 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 En hürmetli yar göğsünden ilk yudumlar hakkına, kanallıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Ad verirken ilk ezandan ilk duyduğum kelamda, göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Hem doğurdum hem büyüttüm, ısmarladım denedim. Vatan için bütün yalan yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Korkmaz, ölmez kuşa, korkmaz.
fitretmiş bir alperen. Sen, sen Ertuğrul torunusun. Sen ki Tuna boylarında bir yiğit, şehitler serdarı. Sen ki kahramanlar Ertuğrul. Bak atlayan ki bugün sen birisin. Dün ayak seslerine yedekin Avrupa'da, bugün kendi çığlıklarına boğulmaktasın. Tarihin enkaz halinde, ecdadın dilemekte ve sesin bağlı gücün neden kusmaktasın? Bugün neden kusmaktasın? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 25 Ocak 2015. Günlerden pazar saat 15.58. İstanbul Küçükçekmece 2 Telli FSM TV ve Radyo FSM canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Canlı yayınımız Gönül Bağları başlıyor efendim. Ben Deniz programcınız, Gönül Bağları programcılarından FSM TV ve Radyo FSM genel yayın yönetmeni Hayrullah Çalışır. Değerli programcımız, moda direktörümüz Müslüm Çatalkaya. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Allah razı olsun. Yeni bir yayın yapabilmenin güzelliğini yaşıyoruz Rabbimizin izniyle. Yarım saat önce canlı yayından çıktık biz de. Evet. Milleti İslam'ın sesi olmaya çalışıyoruz. Gönül bağlarında inşallah gönüllere ferahlık vereceğiz değil mi hocam? Buyurun inşallah sizden. Tabii ki neden? Gününden diyoruz ki gönül bağları evet. Çok anlamlı bir kelime. Gönülden gönüle bir yol var diyor ya. Aynen. Görülmez. Biz de ne yapıyoruz? Gönüle atmak için, gönüle bir sevda vermek için aynen. Gönül bağları diyoruz. Programa hızla başlıyoruz inşallah. İnşallah. Allah hepimizi utandırmasın. Amin. Cümlete hayırlı pazarlar diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Amin. Allah sizleri de bizleri de utandırmasın diyoruz. Evet, programımız başlıyor. Hemen bir kliple açılış yapalım. Yunus kardeşinden. Teknik'teki kardeşimiz Yunus Çanak kardeşimiz. Allah razı olsun, bizi yalnız bırakmıyor. Evet. Tabii. Klibimiz hazırlanıyor. Nesli Şah, Kale Türküsü. Buyurun, buyurun. Gelsin bakalım. Pazarda dur, biri de pazarda dur. Ayrı düştüm yarımdan, bilun ki nazardan dur, bilun ki nazardan dur, bilun ki nazardan dur. Bozuldu kale yoli, artık araba gitmez, artık araba gitmez, artık araba gitmez. Denizun suyu biter, benim dertlerim bitmez, benim dertlerim bitmez, benim dertlerim bitmez. Bağrına taş olurum, gözüne yaş olurum, gözüne yaş olurum, gözüne yaş olurum. Deli gibi severken nasıl kardeş olurum, nasıl kardeş olurum, nasıl kardeş olurum. Alşalım, alışalım, dağları dolaşalım, dağları dolaşalım, dağları dolaşalım. Aramızda dağlar var, biz nasıl kavuşalım, biz nasıl kavuşalım, biz nasıl kavuşalım. Göreslendim yarimi, hasret yüreği dağlar, hasret yüreği dağlar, hasret yüreği dağlar. Gözden yaş akmaz ama kalbim oturmuş ağlar, kalbim oturmuş ağlar, kalbim oturmuş ağlar. Evet, gerçekten harika bir ses, harika bir yorum. Gönül Şah diye bir hanımefendi. Evet, izlenme sayısını Yunus kardeşimizden istiyoruz. Ekrana veriyor şu anda. İzlenme sayısı
Bir dev ekranda görelim Yunus. Evet. 10.260.000. 1.260.000. Evet. Gerçekten. Hayrullah, böyle gizli sesler var. İnternette korkuyorlar gerçekten. Bu da bu hanımefendi onlardan biri. Geçen hafta da zaten değerli bir sanatçı kardeşimiz Ahmet Tüncer'i de anons etti burada. O da bir internette bayağı rekor kuranlardan biriydi. Bu da o şekilde gerçekten böyle gizli sesler oluyor. Kendi kendine gündeme getiremiyor, açığa getiremiyor. Neden bunlar böyle oluyor Hayrullah abi? Sizin görüşünüzde nasıl böyle bir şey oluyor? İnternetin ne kadar faydalı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki biz hani bazen bazı insanlara internet kanalı diyoruz. Bizleri belki tam kayda alamıyorlar. Alamadıklarından dolayı biz bir şeyler yapmaya çalışmalı istiyoruz ama bazı konularda önümüz kesiliyor dediler ya. Bizimki de eğri oluyor. Dedim ya Harun abi, gerçekten internet kanalı deyip de geçmemek lazım. Bugün izlenme sayımız ne kadar yüksek olursa biz de o kadar güzel yayın yapmaya çalışırız. Evet, aynen. Kendimizi ekranda şey demiyoruz bir türlü. Tekrar Yunus kardeşim, Türkücü hanımefendinin sayesini ekrana veriyoruz, sağ olsun. Hakikaten bizler dedim ya internet kanalı deyip de, internet sanatçısı deyip de geçmemek lazım. Bazı sanatçı kardeşlerimiz de tıpkı bu hanımefendi gibi, Nesli Şah hanımefendi gibi ve Ahmet Tüncel gibi internette rekor kıranlardan biri oluyor. Ben de tabii ki bu sanatçı kardeşlerimizi gördükçe, sanatçı kardeşlerimize destek olma bizlerin yani görevimiz diyelim. Ve sizler de sanatçı kardeşlerimizi izledikçe onlar daha bir şey oluyorlar, motive oluyorlar ve sesi daha objektif yapıyorlar. Bunlar dedim ya, internet sanatçıları bazen ünlü sanatçılarda da önde gidiyor yani. Bu da bir gerçek, bu da bir gerçek. Evet. Ne diyorsunuz? Ben de diyorum ki elhamdülillah FSM TV can dostlarıyla tanışıyor. Yeni yeni can dostlar elde ediniyor ama biz buna gurur duyuyoruz. Çünkü paylaşmak da dünyada güzel bir şey yok. Bir sanatçımızı anlatıyoruz burada. Sanatçının gelişimini anlatıyoruz. Dolayısıyla sanatçı da bizi anlatıyor. Tabii. Yani bu çok güzel bir şey oluyor. Mesela bu bir sürpriz yapacağız size. Bizim canlı yayınlarımıza katılan, ismini vermiyorum ama bir can dostumuz, sürekli bizim canlı yayınlarımıza gelen, Allah'ın izniyle yakında gündemde oturacak, gündeme geliyor. Yani klipler çıkaracak, bir çalışmaları var şu anda resmi manada. İnşallah bu netleşirse, kaset mi? Gibi, albüm, kaset, yani buna benzer şey, isim vermiyorum, bir sürpriz olacak inşallah. FSM TV'den tanıdığımız bir can dostumuz. Başka. Bunu da şöyle diyoruz, biz FSM TV ailesi programcılar olarak başarılar diliyoruz. İnşallah. Daima o abimizin, kardeşimizin yanındayız diyoruz. Değil mi? Genç kardeşimizi ben tanıyor muyum? Tanıyorsun tabii. Buyurun. Bir yayın yaptığımız kardeşimiz yani. Öyle sürpriz mi? Yapalım diyorum ya. Peki, sürpriz yapalım. O zaman ben de burada söylüyorum. Evet. Benim de tanıdığım menajer arkadaşlarım var. Ya elimizden geldiği kadar değerli kardeşimize yardımcı oluruz. İnşallah. İnşallah. İzin istiyoruz. Bu arada sanatçı dostlarla tanıştık bu hafta. Tabii biliyorsun bir haftanın dökümünü paylaşıyoruz. Evet. Kahraman Tayfur, buradan teşekkür ediyorum. Tüm kanallarda, dizilerde oynuyor. Çok karakter oyuncusu. Dizi oyuncusu. Evet, dizi oyuncusu. Evet. Ve ayrıca radyocu. Özel olarak konumuz olacağım. Medya ve sanat dünyası. Müslüm Bey'in konuğu, yani telefonla görüştük ya. Bir radyocu olarak ve ayrıca da sanatçı olarak, oyuncu olarak dizilerde çektiği sıkıntıları veya işte dizilerdeki yaşadığı heyecanı, radyo televizyon mezunu. Evet. Değerli bir kardeşimiz, Allah razı olsun, Bayburtlu. Buradan şu anda da canlı yayını alacaktık ama ekip ne diyorsunuz ona? Sette. Pardon, yani sette. Başarılar diliyoruz. İnşallah. Yine bir can dostumuzun yeğeniyle tanıştık. Tem stüdyolarında kameraman, görevli, set görevlisi. O da yine inşallah bize konuğumuz olacak. FSM TV. Yani bu şekilde
PSM TV ailesi bir binanın duvarları gibi yükselirken İnşallah. Bir dalgalar gibi de yani veya bir kar topu gibi tabiri caizse oyunlar çevresini büyütüyor, yeni dostlar ediniyor. Hiçbir maddi şeyin olmadan sadece manevi dostluklarla anlıyorsun değil mi hocam? Evet. Allah razı olsun sizin de katkınız evet. Çok burada Müslüm Bey burada canlı yayında itiraf ediyorum. 5 yıldır bizleri yalnız bırakmadınız. Az demediniz, öz demediniz, yüreğinizi koydunuz ortaya. Allah razı olsun. Bir istirahatlı gününüzde bile bizi yalnız bırakmadınız. Bunu da gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Urfalı yine bir abiyle tanıştık. Hı hı. Urfalıydı. Ha pardon, bir aile. Onlar da inşallah size konumuz olurlarsa Urfalı bir aile. Şu anda doğuda yaşıyorlar yani. Biz onlara bir ev satmışız aynı zamanda. İki kardeş geldiler. Hı hı. Çok güzel sohbet ettik. Sizden de yine bahsettik. O da bize Türkiye'yi başka bir pencereden anlatacaklar. Belki zamanları olursa inşallah. İnşallah. Yani. Tabii ki gerçekten güzel. Orada yaşıyorlar. Sinopi'de yaşıyorlar. Sinopi'de. Yani. Evet. Emekli evet. Ablamız. Şeref bir inşallah. Ufalık kardeşlerimiz yani. Evet. Peygamberler diyarı bir şehirde doğmaktan da şeref duyalım demişti yani. Allah razı olsun. Evet. Buradan da hayırlar diliyoruz değerli ablama. Yani gönül bağları gerçekten bizi rahatlatan, pozitif enerji veren bir şey. Yani biz burada böbrek atmıyoruz değil mi hocam yani? Veya böbrek atsak bile attığımız böbrek de hala yani bir hava yok yani elhamdülillah değil mi yani? Evet. Güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. İnsanları pazar günü, şov programı da değil bu elhamdülillah. İyi, kötü sinirlisler yaptıklar. Rahatlatmaya çalıştığınız program. Ama Allah nasip ederse, Allah nasip ederse, Rabbim o günleri gösterirse, PSM TV o günleri yaşarsa hep birlikte can dostlarımızla, ekipmanlarımızla şark odası bir stüdyo kurarsak, şark odası var ya, neydi sıra geceleri, sıra geceleri. Evet. Artık gece programı olur, gündüz programı olur. O senin sevdiğin abileri, evet, o rahmetlik meşhurları, Kazancı Bey'de, onların evet. Evlatlarını ve yakınlarını evet. Ve onların yolunda gidenleri inşallah Esmet diye alacağız. İleride stüdyomuz büyüdüğü zaman. Yani. İleride dakikalarda Kazancı Bey'de güzel bir klip parçası da var. İnşallah onu da yayına koyacağız Allah nasip ederse. Şimdi ben şöyle de düşünüyorum üstadım. Yani bunu ben canlı yayında da söylüyorum ha. Biz zenginiz, şuyuz, buyuz da demiyorum. Millet gibi içi başka, dışı başka da yapmıyorum. Adamlar sanal stüdyoyla bu işi götürüyorlar. Biz sanal stüdyoda kullanmıyoruz. Nedir sanal stüdyo biliyorsun. Öz her şey berrak bak gördüğün gibi. Sadece o sanal stüdyo sadece bir sandalyede. Bir sandalye, bir masa, yeşil bir boya. Ardı bilmem dünyalar. Hayır işte o sanal dünya. Nedir o? Ardından atlar koşar, yükseltiyle. Hadi gir bakalım. Sanal stüdyo ya. Bir konuyu al bakalım. Ne olacak? Rezil olacak adam. Biz elhamdülillah bak sandalyelerimiz hazır. Bekliyoruz. Ben şunu demeye çalışıyorum. Allah nasip eder de Rabbim o günleri gösterir de stüdyomuzu büyütürsek bir depoyla bizim bu iş bitiyor. A stüdyosu haber, B stüdyosu siyaset dünyası, C stüdyosu canlı yayın odası yani şark odası. Hazırlarız. Bir hafta başka bir dekor, başka hani seyyar ya olur ya. Siz biliyorsunuz evet. Bu çekimlerde, setlerde, şark odaları hazırlanıyor. 2010-2011 yıllarında evet. Kanalın ismini vermek sorun değil tabii ki. Tabii. Şey etmiyoruz biz. Meltem TV'de yayın yaptığımızda evet. Benle İsrafil Altıner diye bir kardeşimizle birlikte yayın yapıyor orada. Kocaman stüdyo var zaten. Stüdyoda defalarca değişim oluyor. Nedir? Evet. Mesela minder iniyor, minder kalkıyor, sandalye iniyor, masa iniyor, ardından bir perde çekiliyor. Yani stüdyo ayrı yapılmıyor oralarda bile. Aynen. Buralarda bile yapılmıyor. Aynen. Neden? Büyük kanal oldu halde. Aynen. Evet, evet. Bugün insan Meltem TV'de televizyon. Normal kanallarda var. Aynen. Biz ne yaptık o zaman? 12 ile 6 arası program yaptık. Aynen. Evet. Aynen. Yani Nurdan Damlalar diye bir evet, programdı. Evet, hatırlıyorum yani. Evet, biz mesela arkadaşım güzel bir sesi vardı. Şu anda şiirler söylüyordu değil evet, mi yani? Alın, evet, şiir okuyordu. Çok güzel, güzel şiirler okuyordu. Şu anda aramız tamamen sıfır. Yani aramız hiç yok. Nedir yani, aramız? Onunla yani darılmışız. Oradan beri
hiç konuşumuz yok. Allah yine Allah. De tabii ki dostumuzdur. Ne olursa olsun arkadaşımız diyoruz. Tabii ki burada anons etmek istemiyorum. Evet, bir klip alalım kardeşimden, Yunus kardeşimden. Yunus kardeşim de sağ olsun bize dedim ya yalnız bırakmıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş bazı şeyleri elde ediyor. Yani, ama yani. Kısa bir sürede bu kadar ilerlemesinden dolayı kendisine istekli yani. Teşekkür ediyorum. İbrahim Tatlıses'ten geliyor. Evet, parçanın ismini alalım. Yunus kardeşim. Şimdi geldi. 9 ağamda şimdi geldi. Ne? 9 ağamda şimdi gelir. Ekranda yazıyı okuyabilir miyim? Evet. Biliyorsunuz ki İbrahim Tatlıses gerçekten bir imparator. Artı ben İbrahim Tatlıses'in yıllardır Urfalyam Ezel'den. O mu? Evet, Urfalyam Ezel'den geliyor. Dedim ya şey var. Nedir adı? Kazançı Bedek var. Eleyim o klip mi? Evet, Kazançı Bedek'le birlikte İboşov'da okudukları Urfalyam Ezel'den. Evet.
İbrahim Tatlıses'ten geldi. Ağam da şimdi gelir, paşam da şimdi gelir. Tabii ki eski Urfa türkülerinden biri. Yoğun istek aldığından dolayı biz bunu yayınlıyoruz gerçekten. Dedim ya imparator bugün İbrahim Tatlıses hakikaten durumu da iyi, Allah'a çok şükür. Kendisi de artık durum sağlığı yerine geliyor. Sürekli kendi yayınları var yani. Yayınlar var. Biz burada kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz ve Allah sağlığından etmesin diyoruz. Evet. Dün akşam biz bir toplantıya gittik. Ben onu biraz dile getirmek istiyorum. Güzel bir toplantıydı. Dini bir toplantıydı. Ben tabii ki dedim ya yayınlarımda fazla şey etmiyorum ama ara sıra da böyle dikkatimi çeken konuşmaları yayına vermeyi gurur duyuyorum. Sizlerle paylaşmayı gurur duyuyorum. Çünkü bizler bir şeyler alıyorsak onları da sizlere vermek istiyoruz yani tabii ki. Bir abimiz anlatıyordu. Bir alimin biri dolaşıyor işte. Rüyasında bakıyor ki, rüya görüyor. Büyürken bakıyor ki çırılçıplak bir adam karşında. Duyuyor mu Hayrullah abi? Dinliyorum, dinliyorum. Evet. Evet. Çırılçıplak bir adam karşında. Allah Allah diyor. Sen kimsin diyor. Yani çırılçıplak bir insan, kendisimize çok dindar biri, çok inançlı biri. Çırılçıplak bir adam karşında. Duyuyor, sen kimsin? Diyor ki ben sen kıldığın namaz. Allah Allah. Ya diyor benim kıldığım namaz, sen üzerinde niye bir sen yok? Yani sen niye çıplak işte? Diyor ki yalnız farzlar kılardın, sünnetler kılmazdın. Eğer sünneti kılsaydın, beni elbiseli görürdü. Yani burada anlatmak istediği şey nedir? Namaza biraz daha dikkat, biraz daha önem verelim. Tabii ki biz bunlar dedim ya, yayında fazla şey etmiyorum ama böyle de dikkat çekici, güzel deyimleri sizlerle paylaşmayı gerçekten gurur duyuyoruz. Sağ olsunlar bizlere bunu anlattıkları için. Hocam, evet. Çok güzel bir konuya temas ettin. Evet. Ben bugün yine isim vermeyeceğim. Bir buyurun. Büyüğümüz diyelim. Evet. Yine büyük bir televizyonda, sabah kahvaltısında gördüm. Aha. Dikkatimi çekiyor. İyi konuştuk, kötü konuştuk, konuşmuyorum. Ben hoca değilim ki onu yargılayayım. Evet. Ama bakıyorum da şöyle, ne yapıyor biliyor musun? Ya, sanki 50 yaşında kesim var yani, ismini de vermeyeceğim. Fakat ilgimi çekilmiş, bak sen ne güzel. Önünde bilgi yok, önünde televizyon yok, evet. Kamera yok. Ve kitap yok, bak güzel bir şeyini paylaştın. Evet. Gözü televizyonda böyle. Okuyarak şey yapıyor ya hocam, yani burada biraz... Tabii ki yanlış bir şey yapıyor demek istemiyorum ama... Ya mübarek diyorsunuz, dağarcında bir şeyler yok mu ya? Bu 50 yıldır, 20 yıldır bu millete bir şeyler anlatıyorsun. Evet, belki... Dikkatimi çekiyor, yani burada sen bu konuyu işledin de... Aha. Bir küçük konuyu işle... O konu üzerinde güzel yorum yap, şey yap. Önünde, ben de konuşurken kameraya bakmıyor. Biz şimdi yine en azından, bak burada kameraya bakmaya çalışıyoruz. Evet. Ya da önümüzde bilgisayara, laptop bakıyoruz. Yani zaten, o da mesajlar yönüyle bakıyoruz. Program sunan bir insan, programı yapan bir insan, kameraya bakmadığı zaman o insan... Tadı olmuyor. Kamerada sunan bir insan. İşte ben de oradan ricap duydum. Bir de, bir de ayrıca Sultanahmet'te bir şeyine de katıldım. Aynı kişinin canlı böyle. Ayrıca gitti. Yine aynı ortada. Gözümüzün önünde yani ben abartmayayım 10.000 kişi vardı. 10.000 kişinin önünde böyle kameraya bakarak tek tek okudu bütün yazıları ya. Şu an yanlış anlama, isim vermiyorum. Kim olduğunu söylemiyorum. Evet, adlı kanal onu da söylemiyorum. Evet. Ama şunu demek istiyorum. Ya mübarek adam diyorum yani. Ya hiç mi senin yüreğinde, dağarcığında bir şey yok yani bu milleti anlatacak? O neden öyle yapıyor biliyor musun? Senin onun kelimelerde, kelimelerde hata olur, bir hata olur diye çünkü kendisi net bir şekilde vatandaşa anlatmak zorunda. Abi ben yanlış bir şey anlattı demiyor mu? Diyor, hayır diyorsun mesela ekrana bakıyor. Hiç bilmiyorum yani senin şöyle. Dağarcığında bir şey yok. Yok mu yani? Doğru olarak yani. Yani yüreğindekini at derler yani. Evet, yani. Yüreğindekini dışarı ver yani. Diyor. Doğru. Gerçekten bazen oluyor. Bizim mesela yüksek kanallarda olsun, büyük kanallarda olduğundan dolayı ister istemez yazılara çok dikkat ediyoruz. Evet, evet. Genel olarak. Bütün yayıncı kardeşlerimiz yine öyle. Tabii ki geçen tiyatro arkadaşım beni aradı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum.
Serhat diye bir kardeşim. Aynen. Benim sınıf arkadaşımdı. Gerçekten o da başarılı bir çocuk. Dedi ki, tabii ki aramızda Müslüman diyorlar da. Şimdi o ayrı bir olay. Dedi, abi dedi, yarın nasıl gidiyor yayının? Dedim ki, vallahi iyi gidiyor, Allah'a çalışıyor. Bizler bir şeyler kazanmadan, yani bir şeyler yapmadan manevi bir tabii ki destek veriyoruz. En azından yani nedir? Daha diyor ya, bir taşın altına elini koy yani. Biz de o şekilde yapmaya çalışıyoruz ama Allah nasip ederse tabii dedim ya, bu internet kanalı dediğin zaman karşındaki insan ya yani küçümsüyor diyorsun yani. Diyor. Biz ya, bu gün bana demin de açık konuşuyor. Demin de ben anlattım internet deyip de geçmemek lazım. Geçme diyorum. Abi şunu diyorum ki ve demin ki dinlediğimiz sanatçı kız hanımefendinin ismi neydi? Nesliha? Naraşe. He? Naraşe. Evet. Hanımefendi bile internette çıkıp bir şarkı okumuş ve rekorlar kırıyor. Yani şu anda var ya, rekor kırıyor o hanımefendi. Ne kadar güzel. Yani Neslihan Şan diye bir hanımefendi ismi ve internet deyip de geçmemek lazım. Bugün internet diyoruz, hemen karşındaki insan ya hadi öyle işte bir şey. Abi, arkadaş, internette bazı şeyler artık ilerlemiş. Nedir? Evet, internet ilerlediğinden dolayı biz artık hayatımıza giriyor, içimize giriyor. İnternet alıp bir ara telefon yoktu, hiç şey yoktu yani. Dert değildi, cep telefonları olmadı dönemleri biliyoruz. Öyle değil mi? Cep telefonu yoktu, hayat yani normal gidiyordu. Bu defa cep telefonu çıktı. Cep telefonu çıktığından sonra ve ne oldu? Hayatımıza bir parça oldu. Cep telefonsuz bir şey olmuyor. Nedir? Biri insanla arıyorsun, hemen aynen olduğu yerde oluyorsun kendisi. Aynen. Ne olursa olsun. Şimdi, ha, ardından internet oldu. Ve internetsiz hayat olmuyor. Bugün internete basıyorsun, bütün bilgiler önünde. Her şey, neyi merak ediyorsan, her şey önünde. Yani internet değil, sen geçmeyeceksin. Bugün biz internette yayın yapıyorsak ve sizler de izliyorsanız, biz sizlere saygı duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Buyur Aydın abi. Yani ben de şunu diyorum Aydın, sana destek manasında. Ya canlı yayın, ya bunun ötesi evet yok ya. Canlı evet yayın demek canlı bütün canlı olumsuzlukların o anda göründüğü bir an demek. Evet, evet. Yanlış kelime konuşursun, yanlış mana verirsin, evet, yanlış terakki yaparsın, yanlış hareket yaparsın. Evet. Bütün bunları biz göz ardı ediyoruz. Biz evet yüreğimiz bu kardeşim diyoruz. Var mı bunun ötesi? Yok. Biz yüreğimizle karşımıza almışız. Milletimiz bizim yüreğimiz diyoruz. Gönül bağlarında yüreğimizi milletle paylaşmaya çalışıyoruz. İnşallah. Değil İnşallah mi yani? Evet. Ben onun için ben canlı yayınları bin tane band yayınından daha çok beğeniyorum yani. Canlı yayınları. Band yayınlar. Abi onlar da canlının bandı da önceden band yapılmış. 2010-2011 yılında yaptığımız yayınımız gece yayınıydı. Yine canlı veriyorduk. Yine canlıydı. Yani her akşam, yok cumartesi akşamları yapıyorduk. Bir de çarşamba günü akşam da banttan veriyorlardı. Hiç kesintisiz. Yani kesmeden. O şekilde iki akşam veriyorlardı. Evet, Yunus kardeşimden bir klip alalım. Klip hazırlığı yapıyor Yunus kardeşimiz. Seval Sam'ımız vardı bizim. Evet. Aynen. Yunus? Ben sana. Tabii ki şu anda tam olarak şey olmuyor ama. Ben seni sevdiğimi evet dünyalara bildirme mi diyorduk, bildir evet mi diyorduk? Onu tamamlayamıyorum da. Ben ilk bu eseri dedim ya, Osmanlı Tokatı diye bir dizi vardı. Orada duydum, evet. Çok seviyordum gerçekten. O harika bir eseri okudular. Tabii ki bir sanatçı kardeşim ikisi birlikte karşılıklı okuduk abi. Güzel oldu. Evet, yayınımız hazır mı? Buyurun, alalım klibimizi. Seval Sam'dan geliyor. O da biliyorsunuz bir sanatçı, Aylar'ın kızı. Ben seni sevdim, iddia dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim, iddia dünyalara bildirdim.
başlarını babani, babani mi öldürdüm? Endürdün kaşlarını, endürdün kaşlarını, babani, babani mi öldürdüm? En dereye, dereye dağıl dereden taşları. En dereye, dereye oy al dereden taşları. Geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçları. Geçti bizden sevdaluk, geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçları. Kız evinin önüne da sereceğim kilimi. Kız evinin önüne hoy sereceğim kilimi. Oldu hayli zamanlar, görmedim, görmedim sevdiğimi. Oldu hayli zamanlar, oldu hayli zamanlar, görmedim, görmedim sevdiğimi. Yaz geldi, bahar geldi, oy kaçtı yeşil yapraklar. Yaz geldi, bahar geldi, oy açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, doysun kara, doysun kara topraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım. Doysun kara, doysun kara, doysun kara, doysun kara topraklar. Thank you.
etmek yalur sevdalur edenler yaşamadı etmek yalur sevdalur edenler yaşamadı etmek Leman Sam'dan iki tane harika harika bir Karadeniz türküleri sizleri için geldi ve tüm Karadenizlere gelsin. Burada Yunus kardeşimize de armağan ediyoruz. Her telden müzik var Allah'a çünkü bize. Ne evet, arıyorsanız var. Evet, evet. Bizde yok, yok. Evet. Bu arada canlı yayın telefonumuzu söyleyelim. Evet, mail adresimizi birliktemgeler.com evet. Hayrullah FSM TV çalışır Facebook adresinden yine Twitter adresinden ulaşabilirler. 0535 760 97 89 Yunus Çanak kardeşim teknik danışmanın fesinden ulaşabilirler. Yani evet. Mesajlarını bekliyoruz insanların, can dostların yorumlarını bekliyoruz. Temennilerini bekliyoruz. Olumsuz da olsa evet. Olumsuz aradı mı? Yani net bir şey alamadık. Değerli başkanım İrfan Bulut'u alacağız ama evet. Bir yandan yol hazırlığı var, valizini hazırlıyormuş, şimdi sizin maillerinize cevap veriyorum diyor. O can dostumuz bir abimiz, tüm dünya ile bağlantısı olan, gönül gözü açık olan bir abimiz. İrfan Bulut inşallah, ki müsaitse alacağım ama şu anda dönmedi bana, alayım mı dedim. Reklamlarımızı hazırlıyorum dedim. Ona göre ileriye kadar canlı telefon. Bu arada da şunu da söyleyelim. Bir Ömre olayı var. Ömre'ye 5000 küsur kişi gitti bildiğimiz kadarıyla. Evladımız FSM'nin S'si olan, onu da söyleyeyim canlı yayında. Sultan Akgül, eski adı Sultan çalışır yani evet. Biliyorsun hocanın. 280 kişilik grubun başında ve damat da yine aynı grupta hem eşinin yanında olayım diye. Bu gece 12'de yolladık. 4.30'da bindire. Sabah 9.30'da Mekke'den telefon açtılar. Geldik sağ salim diye. Buradan tüm bizimkiler gibi bütün hoca efendiler ve giden bütün canlı dostlarımız ayrıca İstanbul Teşkilatımız, Genel Merkez Teşkilatımız da ayrıca bir ömreye gittiler. Buradan Mustafa Mican'a, Fikret Taş Başkanımıza ki bana ulaştı buradan Kabe'den mesaj yoluyla. Hepsine de hayırlar diliyoruz. Ömreleri Rabbim kabul etsin. Amin. İnşallah bizim gibi gidemeyen de tüm bizi izleyen seyircilerimize de Ömre'ye ve Hacca da gitmek nasip etsin. İnşallah. Hatta özellikle yani. Şunu dedim çocuklarıma. Bizim için dua edin. FSM TV'nin orada canlı yayın yapabilmesi için dua edin dedim. İnan ki yani anlıyorsun değil mi hocam? Onun bir manevi tadı var orada canlı yayın yapabilmek. Rabbim o günleri gösterir inşallah. Canlı yayın değil de bir Kabe'yi dünya gözüyle görmeyi yani, Allah yani, bizlere yani, nasip etsin. Yani biz televizyon olarak Kabe'yi görmeyi değil de biz gönül gözüyle kendi Allah nasip etsin. İnşallah dünya gözüyle
Kabe'yi bizlere görmeyi nasip eylesin. Aynen. Çok gelmeyi istiyorum. İnşallah Allah hepimizi bütün canlı gönülden isteyen gitmeyi bizlere de nasip eylesin. Amin. Allah, amin. Amin. Evet, sen bir sağlık konusu bildirmek istiyordun. Ha, onu da söyleyeyim. Evet, ben dün bir kriz gibi bir şey yaşadım. Dün çok heyecanlı bir günümüz vardı burada. Misafirimizi ağırlayacaktı Yarbay Işık. Buradan selamlar gönderiyorum. Biliyorsun spor müdürümüz oldu. Röportaj yaptık. Sabah da yayına koyduk. Ayrıca bir reklam müdürü, bir reklam danışmanımız geliyor. Ki salı günü inşallah tanışacağız. Dinçer Bey'i diye. Onun da ismini verdik. İnşallah olur veya olmaz. Milleti İslam'a hayırlar getirsin diyoruz. İşte onların heyecanıyla, ki sağ olsun Yunus kardeşim falan, bir heyecan. Buradan Eyüp kardeşimiz de, Eyüp Aydın, küçük teknik danışmanız, ona da teşekkür ediyoruz. Çabaladı, uğraştı bizim için burada. Hep birlikte el birliğiyle. Zahra yayında görüyoruz. Evet, evet, evet. Yunus, Yarbay hocamız, evet. Allah razı olsun, nasip olursa haftaya 12 ile 3 arası, 12 ile 2 arası spor dünyası onlar. Evet, pazar günü. Her pazar yani. 12 ile 2 arası. Yani sizden bir önce. Evet. Ama siz derseniz ki ben de erken gireyim, o yayına konuk olarak gireyim dersiniz. Evet. Spor meraklarınız varsa. Spor konuşulacak evet. Yani. Efendime söyleyeyim. Bir anda bir üşüme geldi bana. Ama tabii iki tane kazak çıkarmıştım üzerimden. Böyle daha bir şey olayım diye. Bak bugün kazakları giydim korkumdan. Evet. Bir o ameliyat olduğum yerden değerli hocam bir ağrılar başladı. Allah'ım ölüyorum zannettim. Hemen paltomu giyindim, oturdum, rahatladım ve o yorgunlukla geceyi yaptım yani. Gece de dikkat ettim, pipiriklendim falan. Ama şimdi elhamdülillah biraz iyiyim. Şundan dikkat bugün dikkat ettim ki soğuğa hiç gelmiyor. Bugün çok büyük ya. Hatta bir ara bilmiyorum, Yunus kardeşim fark etti mi, terler akıyordu Burak'la benim. Evet. Su gibi bir ter, ama bir anormal bir tel vardı. Demek ki ben bir şey mi geçirdim? Veya taş mı düşürdüm, o an bir şey mi oldu anlamış da değilim. Buradan tüm izleyicilerimize diyoruz ki sağlığınıza dikkat edin. Hani Kanuni ne güzel demiş değil mi? Mekan cennet olsun. Bir sağlık, bir nefes gibi olmaya devlet cihanda diye böyle tamamlayan tabii evet. İkinci şey aklıma gelmedi. Sağlığınıza dikkat edelim. Sağlık. Önce ya. Sağlık, evet. Önce sağlık, önce sağlık. Eğer ki sağlık varsa iman var. Diyeceksin ne alakası var? Sağlıklı insanla Allah-u Teala imanı istiyor. İman mesuliyetini istiyor. Doğru mu hocam yani? Sağlığın yoksa iman var mı hocam yani? İman mesuliyeti var mı? Allah imanı eksikliğine vermesin. Evet. Anlıyorsun değil mi ne demek istediğim? Onun için sağlığımıza çok dikkat edeceğiz. Soğuk sıcak olayına, ellerimizi yıkamada, yediğimiz yemeklerde, içtiğimiz yani meyveleri yıkamada, her konuda yani hijyenik olacağız. Yani çok dikkat edeceğiz. Yani buna özellikle bu böbrekler insanın mihenk taşları. Bak inan ki hocam yani. Bir sağ kulaç, bir sol kulaç tabiri caizse evet. Sana manevra yaptıran, güç veren hani kalp gibi. Önce sağlık. Değil mi hocam? Yani başta yani da dedim ya, sağlık. Yaşadım yani evet. Değerli hocam. Dün yaşadım. Onun için sağlığımıza dikkat edeceğiz. Sağlığın olursa aynen. İbadetin de aynen. Güzel olur. Aynen. En azından rahat rahat ibadet yapabilirsin. Rahat bir yerlere gitmeye çalıştığın zaman bir yerlere rahat rahat gidebilirsin. Ama sağlığın olmadığı zaman bu defa her şey bitiyor, her şey gidiyor. Yani ne yaptığını bilemiyorsun. Allah sonumuzu hayırlesin. Önce sağlık diyoruz. Biz de bu konuda aydınlattığımız için tabii ki sonsuz teşekkür ediyoruz. Hayrola abisi. Amin. Teşekkür ediyoruz. Bu arada teknik danışmanımızın bir şeyi geldi. Evet. Bir ilginç bir şey var diyor. Onu buradan paylaşalım. Değerli Genel Başkanımız, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun kravatını hediye aldık. Onu izleyicilerimize gösterelim. Yani bu da hoş bir şey inşallah. Bir hediye de bize düşer mi bilemiyorum tabii ki. Şehidimizin giydiği kravatlardan bir tanesi. Evet. Mustafa Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Mustafa Destici. Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Mustafa Mican'a hediye ediyor onun kravatını. Yani burada şu anda ömrüdeler.
Rabbim ömürlerini de kabul etsin. Diğeri de cennete hala da şehit olduğu için. Bütün Müslümanların ömresini kabul eylesin. Ömre deyince tabii hacın bir ön ya şeyidir, önüdür. İnşallah Allah ömreden sonra haca nasip eylesin. Evet, bu şehitlerimiz adına, milleti İslam'ın adına, tarihimiz adına Esad Kabak'tan ay oğul. Ey oğul muydu? Onu izleyelim hocam. Buyurun. Evet. Yunus kardeşimiz hazırlıyor. Evet. Haydi bakalım. Tez olur, çakal gezen şu dağlarda gez olur. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez olur. Çakal gezen şu dağlarda gez olur. Gez olur, vatanına göz dikeni ez olur. Dostun kim, düşmanın kim sez olur. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Bir yana salmalısın kol olur. Ekmeğini aç olanla böl olur. Haram yeme hak uğruna öl olur. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez olur. Çakal gezen şu dağlarda gez olur. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez olur. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum. Devoğlu, mağrur olma, insanları sev oğlu. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlu. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlu. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlu. Hain gezen şu dağlarda gez oğlu. Gez oğlu. Vatanına göz dikeni ez oldu.
dostun kim, düşmanın kim, söz olur. Tarihini şerefinle yaz olur, yaz olur, gez olur. Vatanına göz dikeni az olur. Dostun kim, düşmanın kim, söz olur. Söz ver bana, geç karşıma, söz olur. Evet, buradan Esat Kabaklı hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Devri amcası, duayen edebiyatçı, büyük yazar Ahmet Kabaklı'yı da rahmetle anmış olalım. Yıllarca yazılarını okuduk. Evet. Çünkü müthiş bir insandı Ahmet Kabaklı. Daima dik duruşun bir insanıydı. Şunun bunun adamı olmak yerine doğru neyse onu konuşurdu. Yüreğini ortaya koydu. Ahmet Kabaklı'yı da burada rahmetle analım. Allah rahmet eylesin diyorum. Yeğenleri de onun yolunda devam ediyor yani. Hayırlısı. Şimdi bazen şeyler vardı. Devri abi bir bayraktır. Bir de büyükten küçüğe, küçükten küçüğe, her daim elden ele gider. Ama önemli olan nedir? O bayrağı net taşımak, o bayrağa sahip olmak. Yani ay yıldız olsun bir gönül bayrağı vardır bir de. Kendi simgemiz vardır, ay yıldız, bir de gönül bayrağı vardır. O gönül bayrakları çok önemlidir. Gönül bayrakları demek istediğim nedir? Büyüklerden bazı şeyler alıp bizim bizden küçüklere vermek. O önemli. O yani bir iner aşağı. Enerjiyi paylaşmak, sevgiyi paylaşmak, acıyı paylaşmak, dostlukları paylaşmak değil mi yani? Tabii. Şimdi dostluğu falan şey ettim, güzel bir konu aklıma geldi. Çok güzel bir konu aklıma geldi. Onu bir söylemek istiyorum. Dün akşam dedim ya, sohbet güzeldi. Abimiz güzel bir sohbet ediyordu. Diyordu artık öyle bir dünya kaldı ki insanlar birbirine güvenmiyor. Yani. Bu da dedi iman zayıflığına gelir. Orada tabii sorular bazı sordu yani. Biz güvendiğimiz zaman, güvendiğimiz insan bize arkadan sırtımızdan vuruyor dedi. Nasıl güvenelim yani şimdi artık? Yani güven kalmıyor yani. Dedi ki ne olursa olsun yine de insan güvenini yitirmemek lazım. Evet büyük kalibimiz var. Kalibimizi alalım kardeşimle. İbrahim Tatlıses'ten yine bir İbrahim Tatlıses klasiği geliyor. Tabii ki müziği harika, sözler harika. Çok sevdiğim bir eserlerden biri. Tabii İbrahim anonim bir yani bir müzik. Kapıyı çalan kimdir? Aç bakım gelen kimdir? Yaram derindendir diyor, eki gelen hakimdir diyor. Kalı diyor benim, ben değilim, yaram kalıyor diyor. Evet, İbrahim sesten geliyor, kapıyı çalan kimdir? Yaram derine düştü, yaram derine düştü,
Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. İstanbul Küçükçekmece 2 Teli, FSM TV ve Radyo FSM canlı yayın stüdyolarında Gönül Bağları programımız devam ediyor efendim. Konuklarımızı almaya çalışıyoruz. Klipler paylaşıyoruz, yorumları paylaşıyoruz. Değerli üstadım, değerli sanatçı, tiyatrocu abimiz Müslüm Bey ile dertleşiyoruz bazen. Evet. Tabii her şeyi konuşuyoruz. Canlı yayın vermiş oldu. Bizden güzellik adına, iyilik adına. Gizlilik yok. Tabii. Dobra. Evet, gerçekten kırık üzerine biraz konuşmak istiyorum ben. Harika bir eserdi. Urfa yöresine bağlı ve unutulmaz bir türküydü. İbrahim Tatlıses ve orada gördüğünüz gibi Kazançı Bey'di. Ve bazı abilerimiz vardı. Burada vefat eden abilerimiz vardı. Onlara da buradan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve harika bir eser dedim ya. Evet. Hazırka bahçesi yani, diyor. Harapi bahçesi diyor. Evet. Bu arada Yozgat Belediye Başkan adayımız bağımsız Bekir Korkmaz'ı alacağız birazdan bu canlı yayından sonra. Evet. O da mekanı cenneti olsun. Annesi ve babası için yapmış olduğu şiirleri okuyacak bize canlı yayında. Ama önce İstanbul'dan değerli sanatçımız, tiyatrocu, oyuncu Kahraman Tayfur alıyorum canlı yayına. Buyurun, hazırsa telefonumuz. Kahraman Tayfur'un efendim, telefonu görelim. Değerli hocam, FSM TV canlı yayında Gönül Bağları programındayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk inşallah. Allah razı olsun, bize setten, yoğun temponuzdan bize zaman ayırdınız. Allah razı olsun ki tabii ki stüdyomuza da gelecektiniz ama bize sıcağı sıcağına Gönül Bağları programında hocama alalım dedik. Evet efendim, Kahraman Tayfur kimdir? Sizi Millet-i İslam merak ediyor. Biraz anlatır mısınız? Ben çünkü çok anlattım sizi, resimlerinizi yayınladım. Buyurun. Keşke imkan olsaydı, katılsaydık gerçekten. Çünkü işlerimiz çok yoğun, ansızın programlar çıkıyor. Yoksa ben can gönülden gelecektim. İnşallah başka programda yer alacağız. Tabii ki sinema şimdi projesi üzerinde konuşuyoruz. Yeni bitirdik, küçük gelin projesindeydik. Şahmi karakterini oynuyorduk. Aynı zamanda radyo program ve yapımcılığını devam ettirdiğim gönüllerinin kahramanı programı. Yine devam ediyor. Yani, evet, radyo da yani, evet. Değilmez inşallah. Meslektaşız yani, evet. Yani keşke orada olsak da konuşabilseydik. İnşallah. Sohbetimizden ayrı olsaydık. Yani 7/24 FSM TV ve Radyo FSM emrinize amadedir değerli hocam. Fakat ben şunu söyleyeyim. Sizin gibi okumuş, bu işi hem bir meslek hem de bir görev addetmiş değerli arkadaşlar sayesinde Türk sineması ve Türk dizilerimiz bir ufuk kazanıyor. Orta Doğu'da, şu anda Azerbaycan'da, Tacikistan'da, İran'da hep Türk dizileri seyrediliyor. İnanır mısın? Yani ben bunu şu dizi bu dizi diye de dizi reklamı yapmak istemiyorum. Bütün diziler diyorum. Bütün dizilerimizin, bütün filmlerimizin ayrı ayrı bir güzelliği var. Katılıyor musunuz buna hocam? Tabii ki. Yani Türkiye'deki dizi sektörü ve sinema sektörü şu anda gayet başarılı, gayet kaliteli bir şekilde ilerliyor. Yurt dışına da tabii ki birçok sinema projemiz ve dizi projelerimiz ödüllü manada desteklerini görüyor, ilgisini de görüyor. Bunu belki çoğu insan bilmez ama
Evet. Sizler bilirsiniz medyacı olarak. Yani dizilerimizi dünya çapında gerçekten izleyici kitlesi büyük. Sinemamız da tabii ki çok başarılı ilerliyor. Evet. Etki yaratmıyoruz, daha kaliteli işler yapıyoruz inşallah. Aynen, aynen. Ben şunu da ilavete söyleyeyim. Mikrofonu değerli Can programımızın monitörü Müslüm Bey'e vereceğim de şunu da söyleyeyim acizane olarak. Hani eskiden hatırlarsan evde aman oğlum açma, aman oğlum açma televizyon gibi çocuklarımızı korkuturduk. Niye? Hani çok affedersin dizinin arasında veya sinemanın arasında bir şey sahneler olurdu. Küçük çocukları seyrettirmeme adına bir böyle bir korkular vardı. Elhamdülillah bunu da attık yani, açtık yani. Şimdi böyle bir sahnelerde görmüyoruz, seviniyoruz yani en azından. Milletin sağlığının öf adetine uygun programlar yapılıyor. Tarihimizi anlatan, ecdadımızı anlatan, yol hikayemizi anlatan, Anadolu'yu anlatan dramatik hadiseler görüyoruz. Yani siz Zengin Fakir Kızlar oynadınız, daha nice dizelerde oynuyorsunuz da yani dizinin ayrı bir güzelliği var diyorum efendim. Evet. Yani dostlarımız, izleyicilerimiz sizleri karakter olarak, yani Kahraman Taykul Eten, belki tanımadır ama dizideki karakter Ahmet de Ahmet oynuyoruz. Kamil ise Kamil, Tahir ise Tahir. Ne güzel. Zaten yeni Tahir olarak arka sokaklardan tanırlar, mafya lideri olarak genelde evet. Kötü adam oynuyoruz. Bugün inşallah farklı bir rolde karşılarına geleceğiz en yakın zamanda. İnşallah. Merhaba, ben Müslüm Çakal Kaya. Nasılsınız Tayfun Bey? İyisiniz. İyiyiz. Hamdolsun gerçeği mantık olduk. Bugün programa katılacağız ama gelemedik. Şimdi maalesef. En başta tabii ki bizlerin görevimiz dedi. En başta işimiz. İlk beynimiz aşımız yani. Tabii ki. Evet. Tabii ki dedim ya, kötü karakterler dedim. Kötü karakter oynamak herkes oynayamaz. Bu bir gerçek yani. Kötü karakter çok önemlidir. Ben şu anda dedim ya, bizim geçen de Ahmet hocamı, tiyatro hocamı konu etmiştim. O da konuşurken kendisine dedim, hocam dedim, ben artık iyi karakter oynayamıyorum, nasıl edeceğim? Ya dedi, senin yüreğin temiz olsun, gerisi boş ver dedi yani. Kötü karakter oynamak nasıl bir duygu? Ben iyi biliyorum. Bizleri izleyen gönül dostlarımıza bir anlatabilir misiniz? Evet, anlatırım. Şimdi zaten kişisel olarak insanlar, yakinen tanıyan insanlar özellikle kendilerine giydiremiyor rolü. Evet. Ama bilmeyenler seni kötü adam olarak çok dinlenebiliyorlar sana, bu adam böyledir diye. Her şeyi role bağlı, rolünü iyi yapabilmeye bağlı. Evet. O karakteri giyineceksin üzerine yani mutlaka. Yani o da senin gerçekten başarılı bir eğitim almana bağlı. Tabii. Kötü adam şöyle, yani o anki verdiğin ifade limitler normal bir karakterden daha farklı, daha ince. Evet. Çok sinirli adres olabileceksin. Oradaki verebileceğin ifade, kötü sinki ve bunu gerçekten yapabilecek bir adam olduğunu gösterecektir. Tabii. Çünkü daha ince oluruz bir aslında. Evet. Üzleyerek nitelendirmemek lazım. Çok başarılı bir ince hat var bu oyunculuğun içerisinde. Çünkü mimikler çok önemli. Tabii. İşin iç bir anda değişebiliyor. O kötü adamın kişiliğine girebiliyorsun. Ama normal oyunculuk da çok tabii ki başarılı olmak gerekiyor. Ama normal oyunculuğa bağlı olarak kötü adam daha zor diyebiliriz. Rolünü yapabiliyorsa, eğer hepimiz genel olarak diyoruz, kötü adam bizim için hak etmiyor yani. Artık her şey oraya oluyor. Kötü adam, geçen konuşurken, yani tepki almak çok önemli. Eğer kötü rolü gerçekten veriyorsan, tepki alıyorsan, bunu bileceğiz ki rolümüzü çok iyi yapıyoruz biz. Yani tepki alan, hani derler işte, ya tepki almayalım. Hayır, tepki alınıyorsa, o rol şahsiyetine tepki alınıyorsa, gerçekten rolünü ve emeğini tamamen verdiğine emin oluyoruz yani. Doğru mu? Evet, çok doğru. Zaten verilen emek büyük burada. Evet. Zaten izleyicilerimiz onun kötü olduğunu inanabiliyorsa o zaten tamamdır. Tamamdır yani. Eleştiri, tabii ki bir sertli ifadelerde bulunabiliyorsalar, halkın içinde tepki alabiliyorsan tamamdır. Yani diyorsun, rolümü iyi vermiş. İyi, rolümü inandırmış. Burada senin mutlaka. Tabii. Çok önemli dediğin gibi. Şu anda da tabii ekranda değerli kardeşim, Yunus kardeşim fotoğrafını paylaşıyor senin. Güzel bir vücut şeyin var, maşallah diyoruz. Benim gibi sahip bir Allah razı olsun. Kendine diye, Rabbimizin takdiri.
zamanda değerli kardeşim konuğumuz olmaya talip olursun. İnşallah bir gün zamanda gelirsin. Hem tanışmış oluruz, hem görüşmüş oluruz. Hem de canlı yayında güzel bir program yapmayı düşünürüz inşallah. Zaten belki şu olabilir. Yeni sinema filmi projesi 10 Şubat'ta başlayacak. O da en iyi tahmin olmayacağım Allah izin verirse. Ama yapımcımız da değerli abimiz. Oyuncularımız da katılabiliriz. Tabii. Belki orada tanıtımını yaparız. Şeref duyarız. Şeref duyarız. Evet. Sizleri. Çok sevgili oyuncular olan için zaten herkesin tanıdığı. Onlarla beraber senin programına İnşallah. Allah utandırmasın. Allah yolunu açık eylesin. Allah razı olsun. Eyvallah. Kolaylıklar diliyorum. Allah teşekkür ederim. Ben burada bir konuya yine değinmek istiyorum. Aklınıza sığınarak. Hayrullah abi tabii ki dedi yani çocukken televizyonu açma işte yanlış bir şey görürüz, yanlış bir şey olur diye evlatlar, genç çocuklar korkardı. Öyle değil mi? Ama şu anda artık öyle bir şey yok. O dediğimiz 70'li yıllarda, 83 yıllarında, doğru mu? Öyle bazı filmler çekildi. Bazı şeyler çekildi. Çünkü zaten çok ünlü sanatçılar da geri çekilmiş yani. Bazı şeyler çekildi ama tabi o zaman sinema sektörü çökmüştü. Bu gerçek. Sinema sektörü Türkiye genelinde çökmüşler artık. Sinemaya hemen gerçek bir emek yoktu. Öyle değil mi Tarko kardeşim? Yani tabii ki, tabii ki. 83 yıllarında. Bu yıllarda sinema tamamen ölmüştü. Türk sineması olarak. Türk sineması olarak. Bu defa millet ne yaptı? Bazı değişiklikler yapmak istedi. Ve yaptılar. Bazı bozuk filmler çıkıyordu. Bazı konular çıkıyordu. İster istemez gençlerimiz, bazı gençler ister istemez bazı yollara sapıyordu. Bu da bir gerçek yani ama şu anda yıl 95'ten bu yanı zaten sinemanın dirilişi Eşkıya filmi vardı biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Orada diriliş oldu. Türk sinemasında bir diriliş oldu. Sinemalarımız ve sinema salonlarımız artık para kazanmaya başladı. Yani bizim milletimiz yavaş yavaş sinemaya güzel bakmaya başladı. Öyle değil mi? Tabii ki şu an çok güzel bir yerdeyiz sinema olarak. Sinema çok güzel ama şimdi abi popüler oldu. Evet. Abi modernleşti yani. Belki kaliteli her zaman gençleri de ülkeden korkutmadan onlar bağlı ediyoruz. Evet. Oyuncular olarak. Ve aileler de yalnız ikramla getirebiliyorlar. Dediğim gibi sansürler yok. Evet. Sıkıntı açacak onların aileler bozacak. Herhangi bir orada görüntüler olmuyor. Çok şükür. Evet, hakkını helal et. Ben de araya girip bir şey söylemek istiyorum değerli Üstadım Karun. Evet, buyurun. Şu anda mekanları cennet olsun. O rahmetli Turgut Özal'ın başlattığı bir kuruluş vardı. Evet. Yani Osmancık. 30 sene önce izlemiştik. Gözyaşlarımızı duta duta ayrıldı. Meşhur şeyi ağımız vardı bizim. Küçük ağımız vardı. Evet. Yani o günlere devamın bazında bu dirilişi izliyoruz. Ben buradan dirilişle en ufak ayrıntıya kadar tüm çalışanlara, tüm emeği olanlara ve ayrıca yönetmenimiz, yapımcımız Kemal Tekten Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yani inanır mısın? Eliyle sopayı alıyorum. Susun lan diyorum. Bu dizi izleyeceğim ben. Evde kimseyi hissettirmiyorum. Yani kimseyi konuşturmuyorum. Düşünebiliyor musun? Üstadım yani. Halbuki bizim evde demokrasi vardır. Kızmam. Ama o diziyi gördüm diye ya her şeyi unutuyorum. Bu diziyi izleyeceğim diyorum. Çok Allah razı olsun diyorum. Milleti İslam'ın yanık sesi oluyorlar. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, aziz Türk milletimizin çektikleri dramatik hayatı ve bu bütün bu Siyonist oyunlardan nasıl çıkışını anlatıyorlar. Bu konuda bir sanatçı olarak yorumlarınızı almak istiyoruz efendim. Buyurun. Tabii ki sizin üzerinizde anlatırım. Sizin üzerinizde sadece artık senaristler ve yapımcılar ve yönetmenler ve çok işi bilen insanlar daha modern düşünüyorlar, daha iyi insanlara hitap edebiliyorlar. Oradaki yapılan işin gerçekten insanlara ne olduğunu, oradaki ayrıntıları
kolaylık tamamlamak adına gösterecek senaryolar yazılıyor. Yani bir gururun şifalitesi içerisinde dirilik zaten ismi de insanı zorlandırıyor. Aynen. Bu da gülüden gülüne gerekten göre bir bağlayı içinde unsurlar var. Bunları zaten anlayabilen zaten iyi bir izleyicidir. Anlayamıyorsa verilen mesaj boşadır. Ama bizler zaten ilk yapıyı tek anlayabilenlere yapıyoruz. Anlamak istemeyen herhalde zaten. Yani bir şekilde... Aynen. Peki Kahramancığım, vakti settesin, vaktinizi fazla almayalım inşallah. Yine müsait zamanda stüdyomuza, inşallah canlı yayınlarımıza, hatta sizden medya ve sanat dünyamız programını yani moderatörlü olmanızı istiyoruz. Ayın belli günlerinde, mesela ayda bir gün falan, ki zamanınız olursa inşallah, Müslüm Başkanımız da, hocamıza müsaade edersiniz. Yani şeref duyarız. İnşallah canlı yayınlarda görüşmek üzere. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Kolaylıklar, başarılar. Tüm set arkadaşlarına kolaylıklar diliyoruz efendim. Evet. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Evet. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum inşallah. Görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Katıldım. Allah'a emanet olun. Saygılar elbette, sağ olasın. Saygılar bizim inşallah. Sana görüşmek sonsuz size. Teşekkürler sunuyoruz. Sağ olasın kardeşim. Görüşürüz. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Evet, Allah razı olsun. Tayfur, Kahraman Tayfur hocamızı, sanatçımızı evet, aldık inşallah. Yine konuğumuz olacak, misafirimiz olacak. Yozgat'tan Bekir Korkmaz hocamıza, başkanımıza bağlanıyoruz. Evet, bağımsız belediye başkan adayımız Bekir Korkmaz. Ki sık sık 6 yıl içinde yayını aldığımız bir hocamız. Evet. Ve ziyaretimize de geldiler, Allah razı olsun. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Yozgat'a gittik, Yozgat'ta bizi yalnız bırakmadılar. Çok baba bir abimizdir. Hazır mı telefon? Bekir Korkmaz. Hazır değil. Evet, hazır. Yozgat değil mi? Yozgat değil, Bekir Korkmaz. Evet, aynen alıyoruz. Okeyle, evet. Kullanım hattı, arasını taşımış. He? İki tane hat var orada. Kullanım dışı mı? İki hat var. Alo. Hadi gidelim. Şu anda tabii ki telefon hazırlığı yapılıyor. Evet. Biz de boş durmamak için biraz konuşalım bari. Yani buyur hocam. Yayınımız ile ekranda fotoğraf gibi durmasını muhabbet ediyoruz. Ben sanata çok önem veren bir insanım. Evet. Acizane olarak. Evet. Sanatçı falan da değilim. Hı-hı. Emeğe çok önem veriyorum. O gözümün önünde bir sahne vardı. Sarıyer'deyim, görevdeyim. Bir çay içme sahnesi, iki aşık, evet, dizinin bir bölümü, bir parçası, en az 50 kişi var. Evet. Allah'ım ya Rabbi, o çaycının yerinde olmak istemezdim. Aldık mı? Tamam, hemen aldık hocam. Hadi, telefon hazırsa. Evet. Alo. Evet. Alo. Değerli hocam, FSM TV canlı yayına Gönül Bağlar programına hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ya özletiyorsun kendini, Bekir Başkanım, nerelerdesin mübarek? Birazcık tanıtmak yok ya, acı işlerde olunca. Olur mu, olur mu, olur mu? Biz daima sizleri seviyoruz, Allah razı olsun. Ekran sesini kısabilir misin? Evet. Ekranın sesini kısabilir misin? Evet. Ekranın sesini biraz şey yapar mısın? Heh, sesi. Değerli hocam, hemen mevzuya girelim. Gönül Bağları programımız var. Evet. Şunun sesini. Tamam. Televizyon. Evet. Gönül Bağları programı işliyoruz. Konuklarımızı alıyoruz, sanatçılarımızı alıyoruz. Duygusal bir sahne gibi. Duygusal bir sahne vardı biraz önce. Annenle ve babamla ilgili çok güzel bir şiir gönderdin. Yani bunu dedim ben canlı yayına alacağım Bekir abimiz. Müsaitse inşallah dedim. Bu anne sevgisi, baba sevgisi nedir? Biraz bu Gönül Bağları programında gönüllere su serpme adına, öksüzler ve yetimler adına biraz anlatır mısınız değerli hocam?
Evet. Şimdi anne baba deyince biliyorsun Cenab-ı Allah'ın efendime söyleyeyim yaratışının vermiş olduğu bizlere en büyük nimetlerden bir tanedir. Vesile olan nimetlerden bir tanedir. Anne baba olmazsa tabii ki hayatta hiçbir şey olmaz. Onun için anne baba ibadetlerin başında gelen, efendime söyleyeyim sadece şiirlerle yazılarla değil de efendime söyleyeyim baştan aşağı ne diyeyim yani ibadetin yarısı diyelim. Yani Allah'ın Rabbül Aleminden sonra, Resul'dan sonra en büyük tapacak insan olsa mutlaka bunlardan bir tanesi de anne ve baba olurdu diyorum. Onun için anne ve babalarımıza ne söyledik, onlara ne yapsak mutlaka ağızdır. İşte Peygamber Vahşehir'in de buyurduğu gibi cennet annelerin ayağının altındadır diye zaten şiirinde de belirttim. Evet. Onun için anne baba olmaz olmaz en büyük kusurlarımızdandır. Hayattayken belki bizler insanız, yaratılış hayalimiz itibariyle önemini artık bilemiyorum. Belki de efendisi iman ediyoruz ama inan mısın insanın önünden büyüğü gittiği zaman o zaman her şeyi daha güzel anlıyor. Bayramların, seyranların, eğlencenin efendime söyleyeyim hak vermediğini, efendime söyleyeyim susuzluğu çözde kalmış gibi hissediyor insan. Allah kimseye annesi babası eylemesin. Hayatta olanlara diyorum ki anne babanın kıymetini bilin. Doya doya dizler birinde yaşayın. Efendime söyleyeyim. İşte ah dedirmeyelim. Ne varsa yapalım diyorum ama İnşallah bir zaman geldiği ve yapımına inanıyorum. Herkesi de yapamayanlar da yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü anne babaya yapılan her iş mutlaka ki insana geri dönüp gelen sermayelerden bir tanesi. Aynen. Yani onun için evdeki sermaye sahip çıkalım. Hayattaki bütün anne babaların elini öpüyorum, ellerinden öpüyorum. Mekanını değiştirmeye de Allah'tan rahmet ve bereket ve ihsan ediyorum kardeşim. Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Aynı buyurduğun gibi ben de diyorum ki Allah'a itaat, anaya babaya itaat ve ulul emre itaat. Bu milleti İslam'ın olmazsa olmazı değerli başkanım, değerli hocam. Bak kardeşimiz de mahsurlaştı. Çünkü Müslüm kardeşimiz de anneden yetim, anneden öksüz büyümüş bir kardeş. Bunu biraz anlatsın. Kaç yaşında anneni kaybettin? Ya büyük tabii ki. Öyle mi? Değildi. Öyle mi? Anam da babam da çok severdi. Her ikisi evet, de çok severdi. Evet, onlar da bizlere bir dediğimiz hiçbir zaman iki etmediler. Ve ana acısı hakikaten çok acı bir acıdır. Yani baba da evli ama aynen. Anasız kalmak hakikaten acı bir hayat. Yani anlatamıyorum şu anda ekran karşımda kendi kendimi fazla mahzunlaştım şey demek istemiyorum. Evet. Sana da teşekkür ediyoruz tabii. Evet, şiiri bekliyoruz değerli hocam. Baban için yazdığın şiiri istiyoruz. Buyurun. Olur efendim. Kusura bakmayın yazıyorum ama ben bu kadar değil. Olsun. Affola. Bir fon koyabiliriz. Canım babam. Evet. Canım babam, ulu atan. Bilmem seni nasıl anlatan. Sen hayatta iken ağrımazdı başım. Eksik olmazdı ekmeğim aşım. Akşam olunca dizildik dizinin dibine. Bakardık gözlerine hem de eline. Çıkarırdın çocuklar bunlar sizlerin diye. Allah'a ne güzel, ne tatlı bir hediye. Babam seni ancak ben baba olunca anladım. Şimdi sen yoksun kime yanayım. Başım ağrısa hangi kapıyı çalayım. Yoksun artık sen nerede bulayım. Bayram hazırı başta güzeldi seninle. Şimdi bayram gelmiş benim neyime. Ocağım söndü, kapın kapandı senin gidince. Bu nasıl bu dünya, nasıl bir bilmece. Baba ocağı dedim, toprağına yurt kurdum. Senin hatırın için sofralar kurdum, dostlar buyurdum. Nerede melek görsem üstünü giydirdim ve de doyurdum. Sana layık olmaktır umudum, canım babam. Çok ağrıttın başını, her şeye... Bazen zora soktum ekmeğini, aşını, her şeye rağmen unutmadın o tatlı telaşını, şimdi sen yoksun, öpüyorum, ne zakasın dedim kardeşim. Çok. Mekanı cennet olsun, tüm babaların, öksüz yetim kalan
Yine babaların belki öksüz de olanlar vardır ki benim de babam babadan anadan yetimdi. Öksüzü şehit çocuğuydu. Mekanı cennet olsun, evet. Hiçbir erkek kardeşi de yoktu. Yani bunu idrak eden insanlardan biriyiz Bekir Başkanım. Mekanları cennet olsun tüm babaların, rahmeti rahmana kavuşanların diyoruz yani. Amin. Yine adaylarınız var mı? Milletvekili adaylarınız falan, çalışmalarınız nasıl? Allah ömür verirse, daha önce onun şiirinde de diyecektim. Allah ömür verirse, peki olmaz o günü görürse, yine çıkacaktır o yukarı kıvamıyorum ya. Ama hayırlısı hocam, hayırlısı inşallah. Bütün dostlara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Allah razı olsun. Katılımcılar olsun, dinleyiciler olsun, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah emanet olun. BSM TV'ye son bir mesajın var mı? Millet-i İslam'ın gidişatıyla ilgili. Tabii bugünkü programımız gönül bağları ama bir baba olarak veya bir babanın acısını idrak etmiş bir Anadolu insanı, yiğidin harman olduğu yerden bir yiğit olarak neler söylemek istersin? Milleti İslam'dan ve bizi yönetenlerden muradın nedir hocam? Buyurun. Vallahi şimdi bulmam lazım. Hatta bu konuyla ilgili çok güzel de bir şey yazdım da ben de. Gerçekten çok hassas bir günde, günler içerisindeyiz. Ülkemiz bugün Kurtuluş Savaşı döneminden dahi çok tehlikeli, çok hazin bir durumda. Bakmayın bir elimizin yağda, bir elimizin balda olduğuna. Dün paylaşılan ekmeklerimiz, açlarımız vardı. Omuz verecek kardeşlerimiz vardı. Bugün çeşitli vesilelerle bölündük, ayrıldık, ayrıştırıldık, ötelendik. Yani çok hassas bir gündeyiz. Allah milletimize yardım etsin. İslam âliye mutlaka ki Allah Rabbül Alemin onun kebilidir, sahibidir. O yerine bulacaktır ama bunun için bir bedel ödeyeceğimiz bir gerçektir. Allah fazlacılar yaşatmasın. Amin. Ne diyeyim bu milletin? Müslümanların gözyaşı kurumuyor. Bütün Müslüman beldelerinde bugün kan yaşı, gözyaşı var. Aynen. Maalesef bugün Müslümanlar bir terörle, efendime söyleyeyim, bir cinayet şebekesiyle iç içe gösterilmektedir. Bu benim her bir Müslüman gibi, her bir insan gibi canımı acıtmaktadır. Halbuki hiçbir din mensubuna kötülüğü ve zulmü emretmez. Aynen hocam. Bunların yaptıkları hiçbir dine de sığmaz diyorum. Allah bu efendime söyleyeyim zulüm yapanları kahve perişan eylesin. Kahvaltı ısrar eylesin. Aynen. Milletimizin birlik ve beraberliğini korumayı nasip etsin diyorum. Ne diyeyim kardeşim, duadan başka bir şey gelmiyor elimizden. Allah yapacağımız bu kardeşim. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınızdan dolayı. Bizleri güzel, gerçekten şiiri çok güzeldi. Dirine yüreğine sağlık. Allah sizlere sıhhat versin, sağlık versin. Amin. İnşallah böyle güzel daha nice şiirlerle bizlere hitap edersin. Yayınımıza katılırsın. Yayınımıza katıldığından dolayı sana sonsuz teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Bekir Başkanım. Tüm Yozgat'a, tüm ailene, seni seven tüm can dostlara selam gönderiyoruz. Canlı yayınlar. Aleyküm selam. Ben de size selamlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet ol başkanım. Hürmetle saygı. İyiyim kardeşim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Gerçekten güzel bir şiirdi. Harika, evet, bir şiirdi. Tabii dedim ya, bir türkü dinledik. Türk'ün ardından canlı yayın telefonlarımız oldu. Evet. Milivanı koyduk mu? Bizim şu anda tabii ki o türkünün üzerine yorum yapmak fazla şey var. Yani. Kapıyı çalan kimdir diyor. Bu harika bir eserdi gerçekten. Kapıyı çalan kimdi? Ne diyor? Kapıyı çalan kim? Aç bakayım. Sıra gidiyoruz programı. Tabii hocam. Güzel bir eserdi. Orada Kazancı Fedek vardı. Abdullah Uyanık vardı. Allah rahmet eylesin. Bir gün Abdullah Uyanık anlatıyor. Allah mekanı cennet etsin diyelim. Canlı yayında anlatıyordu. O konu aklıma geldi. Onu bir izah edeyim sizlere. Bir gün biri geliyor. Tabii Abdullah Uyanık dinlemiş. Ama adam da Urfa'da, Bahçelievler'de kasetçi dükkanı var kendisinin. Abdullah Uyanık dükkanda oturuyor. Bir tane genç kardeşimiz geliyor. Genç dediğimiz tabii ki var o zamanlar, bir 40 yaşlarında falan. Geliyor ki, ya diyorum, Abdullah Uyanık'ın kasetini bana verebilir misin? Tabii diyor, hangisini istiyorsun? İşte diyor, en son çıkar kasetini ver. O zaman kasetler biliyorsunuz yani, albüm yok. CD falan değil. Kasetini bakıyorum, öyle fotoğrafı da var ya üzerinde. Ya diyor ki, bu fotoğraf sana ne kadar benziyor? O da işte diyor, evet, İsa'ya benzer ama kendi tanıtmıyor orada. Orada demiyor ki, ben Abdullah Uyanık'ım demiyor ve kendi tanıtmıyor. Diyor ki,
Tabii insan insana benzer diyor. Bu da güzel bir. Peki diyor sizin sesiniz Abdullah Uyan'a kadar güzel mi? Diyor yok onun kadar güzel değil ama ona yakındır diyor benim sesim. Ondan sonra konuşuyorlar biraz muhabbet ediyorlar. Otur diyor çay iç. Çay muhabbet biliyorsun Urfa'da bir misafir geldiği zaman ona çay ikram ederler, konuşma muhabbet verirler. Ekranı göremiyorum Yunus hayrola. İşte diyor ki muhabbet ettikten sonra Abdülhamid'in şu anda resmi görünüyor. Gerçekten Allah'tan mekanı cennet olsun diyoruz. Ve onun da harika bir sesi vardı. Ve şu anda daha Ceylan gibi iki tane genç çocuğu var sabibi dostlarımızdan. Onlara da sağlık ve sıhhat versin diyoruz. Ve anlatıyor işte konuşuyorlar. O Türk'ün arada biz Fırat'ı dinletmek istiyorduk ama canlı telefonlar olduğundan dolayı Fırat'ı alamadık. Şu anda eğer Fırat müziği yakınsa kardeşimden bir Fırat alalım. Fırat deyince Urfa'da Fırat Nehri çok can aldı. Gerçekten hiç unutamıyoruz. Kim suya girdiyse çoğunlukta derin çünkü nehir yanı, akar bir baraj yanı vefat eden çok insanlar oldu. Fırat'ta vefat eden bütün herkese Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve İbrahim Tatlıses, bugün İbrahim Tatlıses'in günü dedik biz kendi şeyimizde. İbrahim Tatlıses'ten geliyor, şu Fırat'ın suyu akar serindir. Evet. Söyletmeyin beni anam yaram derindir, ölem ölem yaram derindir.
Gençlerimiz vefat etti Fırat'ta, çok insan. Ve bu diziyi hatırlayan var mı? Yok mu bilmiyorum ama ben az da olsa hatırlıyorum. Yıllar 95, 96 yıllarında, 96 olabilir, 96, 97 yıllarında olabilir. Evet. O dönemlerde işte bu Gülben Ergen de oynuyordu. Hanımı rolünde oynayan Gülben Ergen'di. Ve gerçekten çok güzel bir diziydi. Allah kendisinden razı olsun diyelim. Allah utandırmasın. Can sağlığı diliyoruz. Evet, İbrahim Tatlıses'ten dinledim. Ve ardından hemen bir klip daha alıyoruz. Ahkam Taşıyan'dan geliyor. Ve Ahkam Taşıyan Ankara uşağı, Ankara çocuğu. Ve gerçekten sevdiğim bir sanatçılardan biri olduğundan dolayı Ahkam Taşıyan'ı dinliyoruz. Haydi durma git diyorsun, söyle bana nereye giden diyor ya. Ahkam Taşıyan hazır mı? Evet. Ankara Sincan'dan geliyor. Yapma öyle gözüm sen.
Saçlarıma kar mı yağsın, çektiklerim kar mı kalsın? Saçlarıma kar mı yağsın, çektiklerim kar mı kalsın? Kimsem yok ki yaram sarsın, yapma böyle gözüm sen. Kimsem yok ki yaram sarsın, yapma böyle gözüm sen. Tutunacak dağım mı var, sığınacak kapım mı var? Tutunacak dağım mı var, sığınacak kapım mı var? Hayatıma kastım mı var, yapma böyle gözüm sen. Hayatıma kastım mı var, yapma böyle gözüm sen. Evet, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Gönül Bağları programımızın son bölümlerindeyiz. İşte sizin sevginiz bizi böyle sevgilendiriyor. Sizin üzüntünüz bizi üzüyor. Sizin sevinçleriniz bizi sevinç katıyor. İşte bu Anadolu ruhudur. Bu Anadolu güzelliğidir. Aynı kilimin desenleri olmamızdır. Allah'a inandığımız, Allah'a inanıp Allah'a secde ettiğimiz ölçüde birbirimize olan da yine aynı secde sevgisi gibi bir sevgidir. İşte böyle dertleneceğiz. Bazen güleceğiz, bazen dertleneceğiz. Yani yanık sesimiz olmaya da kıyamete kadar Rabbimizin izniyle inşallah devam edeceğiz diyorum. Ve diyoruz ki dünyaya açılan gönül penceremiz olalım. Ne olur bu konuda bizi bu sevgiden, bu pencereden mahrum bırakmayın diyoruz efendim. Evet, canlı yayınımız son bölümlerindeyiz, devam ediyor. Mihriban'ı dinlemedik herhalde. Bir Mihriban'la sizlere beraber olmaya gayret edeceğiz. Musa Eroğlu, Mihriban diyoruz efendim. Görmeyince sezilmiyor mihriban.
titreyen alev üşüyor, üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama, arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, arama. Aşka hudut çizilmiyor, mihri var. Evet değerli hocam, mihriban sevgisi büyük bir sevgi. Bu sevginin sahiplerine, bu sevgiye inananlara, bu sevgi yolunda Allah için gidenlere ve bu şiiri yazan, mekanı cennet olsun, Abdurrahim Tarık Hoca, can, Allah razı olsun, evet. Mekanı cennet olsun, ne yürekten yazmış. Mihriban ona ait, kime? Mihriban, Mihriban evet, bu eser dedin kim? Abdurrahim Karakoç meşhur. Ha, şair var ya. Evet. Yani Kahramanmaraş dedin mi şairler diyarıdır. Kahramanmaraş eşittir şairler. Evet. Bütün Necip Fazıl da oradan çıkmıştı. Daha binlerce şair, hatta dizi var TRT'de oynuyor. Bütün edebiyatçılar. Yedi büyük adam diye. Ha, yedi güzel adam. Yedi ha, güzel adam. Evet, evet. Yani diyeceğim. Paylaşmak çok güzel. Sevgi çok güzel ama sevginin içine bir şey katmamak gerekiyor yani. Hani bağnazlık, şu bu, bencillik. Evet. Sevgi öz olmalı, pak ve temiz olmalı. Yüreğinle sevgileyeceksin sevdiğin insanı. Karşılığı da aynı olmalı, daha güzel oluyor. İşte bu da davasını sevmiş, milletini sevmiş Abdurrahim Karakoç. O sevgiyle Rabbine kavuştu yani. Kıyamete kadar bu Abdurrahim Karakoç hocam hep anılacak. İşte Muhsin Başkan gibi, yine onun gibi bir değerli dostlar gibi, can dostlar gibi anılacak. Büyük insandı yani. Yüreğiyle konuşan adamdı hocam. Yüreğiyle konuşmak kadar güzel bir şey var mı ya? Yok, yok. Şimdi biraz da etkiden bahsedelim yayınımızı bitirirken. Bir video var, şimdi ben paylaştım. O videoyu izleyeceğiz İngilizce. Hı. Ama ben İngilizce bilmiyorum ama burada biz hiçbir şey olmadığımızı, boş olmadığımızı, bu aziz milletin boş olmadığını anlatan bir örnek bazında bir metere bunu izleyelim, ondan sonra konuşalım. Evet, buyurun. Zannedersin bir İngiliz kurumu hazırlamış.
The salmonella is about 5 milliliters high and 1 milliliter thick, and I will carefully place it. And there are 13 dominoes. The largest domino, it weighs about 100 pounds, and is more than a meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. Evet. Gördüğünüz gibi burada etkinin önemi. Evet. Anlıyorsunuz değil mi değerli hocam? Yani hiçbir zaman kendini, karşısındakini, bir başkasını küçümsememek, birlik ve beraberlik olmanın insana ne başarılar getirdiğinin, ekip çalışmasının evet, ne büyük başarılar getirdiğinin bir ispatı değil mi hocam? Yani biraz evet, önce izlediğimiz klip, evet, evet, bir küçücük, minnacık, cımbızla tutulan bir etki, yani bir güç, dev gibi devasa güçleri deviriyor, götürüyor yani. İşte burada şunu demeye çalışıyorum. Biz hiçbir şey izlememeliyiz. Bu aziz millet kendini küçümsememeli. Bu aziz millet yarınların büyük abisi, yarınların büyük babası, yarınların büyük devleti olabilmeni hiç de uzak değil diye düşünüyorum. Doğru mu hocam? Doğru, evet. Yani anladın, bir şeyler var yani. Anladın değil mi yani evet, burada evet, etki. Yani, burada konu etki yani. Hayırlısı. Evet. Evet, yayınımızı sona erdiriyoruz. Son evet, şeyleriniz varsa değerli hocam. Teşekkür ediyoruz. En başta bizleri izlediğinize dolayı, bizleri izleyen gönül dostlarımıza, bizleri izledikçe bizleri bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz dedim ya, her yayında söylüyoruz. İnşallah yani etki diyoruz ya, etkinin üzerine de şey ediyoruz. Tabii bizleri de izledikçe yayın daha güzel oluyor. Daha kaliteli bir yayın oluyor. Evet. Klibimiz var. Klibimizi aldıktan sonra bir kapanış konuşması yapalım. Değerli Yunus kardeşim söylüyor. Bu Karadeniz'den zannedersem değil. Tamam. Bakalım. Kimden geliyor? Evet. Evet. Ömer Danış'tan geliyor. Yıllardır bu eseri severim ben. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar diyor. Ben bu eser okunurken askerdeydim. Gerçekten şu o zamanlar hafta sonları, pazar günleri hangi kanal şu anda aklıma gelmiyor. Bir kanalda yayın yapıyordu. Askerler üzerine bir yayını vardı. Her pazar kaçırmıyordum ve bunu hemen daha bu okurdu yani. Her daim okurdu. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar. Gurbetçi var, gurbette yaşayan insanlarımız var, yani hasret çeken dostlarımız var. Allah herkesi sağlığında dostlarını görmeyi, hasretini gidermeyi nasip eylesin. Amin. Tabii ki herkes kendi köyünde def edilmesini ister tabii ki. Bu da bu eserde onu anlatıyor. Ne diyor? Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar. Evet, Ömer Danış'tan geliyor.
Eğer benim için ağlayan bir varsa başucunda, eğer ölsem buralarda, vasiyetindir beni götürsünler doğduğum topraklara. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucunda biter yedi verenler, aşıklar toplasınlar. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucunda biter yedi verenler, aşıklar toplasınlar. Evet, Ayrıl abi, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Evet, güzel bir yayındı. Millet-i İslam'ın yanık sesi olabildikse ne büyük şeref bize. Dünyaya açılan gönül pencereniz olabildikse ne mutlu bize, değil mi hocam? Tabii, tabii, tabii. Şimdi dedim ya, işte bize bir şeyler aldığımız zaman sizlere az da olsa, yani bir nebze de olsa sizlere aktarma hani, ihtiyacı duyuyoruz. Gerçekten bu da bizleri gururlandırıyor yani. Hani tiyatrodan bahsederdin ya, evet, dizilerden, tiyatrolardan. Şöyle demek isteyeyim, senin sözlerine ilaveten. Bizi siz izlerseniz, siz bizi tenkit ederseniz, evet, siz bizimle ilgilenirseniz biz daha bir rahatlıyorduk, evet, daha böyle hijyenik oluyoruz, evet, daha gurur duyuyoruz ve daha çabalıyoruz diyordunuz değil mi? Her biz burada yaşıyoruz bak burada yani. İşte, evet. Bizi daha çok insanlar izledikçe biz daha önemsiyoruz. İşi önemsiyoruz, aşı, evet, önemsiyoruz, sanatı önemsiyoruz değil mi hocam yani? Demek, evet, tabii ki dedim ya, izledikçe, sizler bizleri izledikçe bizler bir şeyler yapabiliyoruz. Aynen. Eğer izlemeyi kestiğimiz zaman, izleme düştüğü zaman ister istemez bazı konular oluyor, kafamız bazı şeyler takılıyor. Daha güzel yayın yapmak istiyoruz. Lütfen bizleri izlemeye devam edin ve can dostluğumuz olalım. Her daim dostluğumuzuz inşallah. Sizler de bizim dostluğumuz olmaya gayret edelim. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Yanık sesiniz olalım. Bizi izlemeye devam edin.
dünyaya açılan gönül pencereniz olalım inşallah. İnşallah. Evet, bu arada yayınımızı kapatırken teknik danışmanımızın Yunus Çanak'ın arzusunu yerine getiriyoruz. İnşallah. Karadeniz'den başladığımız klibimizi Karadeniz'de bitiriyoruz. Karadeniz türküsü "Bu Ayrılık Sevdiğim". İnşallah. Sevdiğim yani, diye bitiriyoruz. Okuyan kim? Olsun, olsun. Ne diyorlar hocam, bu isimsiz olanlara bir güzel bir şey söylüyorlardı. İsimsiz kahraman diyelim. Öyle diyelim abi. Evet. Allah'a emanet olun diyelim. Evet. Hoşçakalın. Sağlı sağlıcakla. Haftaya dolu dolu canlı yayınlarda buluşmak üzere inşallah. İnşallah. Spor programımız var pazar günü. Tüm sporcuları FSM TV'ye bekliyoruz. Spor dünyası başlıyor. 12-2 arası Trabzonsporlar, Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar ve tüm milli takımı sevenler. Çünkü ben önce bir milli takım taraftarıyım. Görüyorsun Türkiye. Milli takım Emre. Evet. Başta gelir. Bitlis sporlular, Kayseri sporlular, bütün takımları bekliyoruz inşallah. Kulübümüzü alalım. Moderatörümüz Yarbay Işık önerliğinde inşallah güzel bir yayın olacak. İnşallah. Haydi evet. Bakalım kolay gelsin. Cümleti arasmalı. Kimsesiz pencerene, kimsesiz pencerene oh. Bu ayrılık sevdum, ülkeyimi belini yıllardır saklayır, saçlar bunun telini saran bulamadım, sen açtın yaranı, hatırlar bilsin gül, ilk sevdani, sevdani o. Hala seni arayayım, hala seni arayayım. Bu ayrılık sevdum, bükeğimi belini yıllardır saklayırım, saçlar bunun telini. Saran bulamadım, sen açtın yaranı, hatırlar bilsin gül, ilk sevdani, sevdani sevdalıklar etti, sonunda alamadım, sonunda alamadım.
hatırlar yusun gül. İlk sevdan, ilk sevdan. Na 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 na